Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin Kandilini kutluyorum. Bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kandil günü olması münasebetiyle bunu söyledim. Şimdi arkadaşlar, dün ne konuştuk? 25 seviyelerinin altına atmasını konuştuk değil mi? Şu an o seviyeleri yaşıyoruz. 12 saat içerisinde dediğim gibi bakın kırmızı yeşil attı. 3 kırmızı oluştu. Şimdi küçük küçük atacak. Bakın şu an biraz daha geriye çekti durumunu. Biraz daha geriye çekti. Şu an bekleyeceğimiz nokta 23.40'ın altına. 23.40'ın altına inmesini bekleyeceğiz. Eğer 23.40'ın altına atarsa burada biraz daha oyalanacak demektir. Ya yine 12 saat bekleyeceğiz. Muhtemelen bu nasıl gidecek biliyor musunuz? Buradan bir tane daha küçük kırmızı bir aşağıya atacak. Bir tane daha küçük kırmızı bir aşağıya atacak. Eğer 23.40'ın burada 23.40'ın burada 6 düz bir şekilde, yani şurada gördüğünüz 6 düz bir şekilde çubuk yeşil atarsa 3.'den sonra 4.'den sonra, yani şu 23 40 kaç burası? 23-33'ün şu noktaya gelip şu şekilde bir yeşil çizgi atarsa, 6 düz yeşil çizgi atarsa bir trend başlar. Burada şu an kısıtlı işlemleri görüyoruz. Aslında küçük küçük alımlar, küçük küçük satımlar olduğunu gösterir. Bu şeylerin küçük olması herhangi bir ani büyük hareketlerin daha yavaş olacağını gösterir. Ama arkasından her an yükselişi beraberinde getirebilir demektir bu. Şu an gözlemleyeceğimiz nokta arkadaşlar 23.49. Dün 25'li seviyelerde bir rakam söylemiştim hatırlarsanız. Onun altına şurada çubuğu attı ama geri çıkma eğilimini hemen peşinde taşıdı. Burada 3 tane yeşil attı. Bu 3 yeşilin kadarını burada yavaş yavaş kırmızıyla yapacağını düşünüyorum ben. Bakın hala ben buralardan yükseliş bekliyorum. Yani benim yorumum şu an için bu. Ben elimde kesinlikle tutuyorum bakın. Size de söyledim. Eğer %200 kar ettiyseniz, %100'ünü aldıysanız korkacağınız bir durum yok. Belki bu buralara kadar gelecek. Yani 20, bakın şu kırmızıya değebilir. 21-35'li seviyelere kadar geri çekilebilir. Ama bu ilk fırsatta tekrar tık 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 şuradaki gibi atacak. Buradaki gibi atacak. Ben buna inanıyorum. Grafik, evet, bandın çok genişlemesi işlem hacmi ile ilgiliydi. Ona da hemen bakayım. İşlem hacmi bugün bakın düştü. Ne kadar düştü? Önce onu da söyleyeyim. İşlem hacmimiz arkadaşlar bugün ilk önce fiyat değişimi bakın son 24 saatte %6 düştü. Ama işlem hacmi ne kadar düştü? %61. Yani normalde eğer işlem hacmiyle doğru orantılı gitseydi bugün %60 değer kaybetmesi gerekirdi. Ama kaybetmedi. Yani o zaman demek ki işlem hacmi artık normale geliyor, normale biniyor. Burada doğru fiyatlandırma yapmaya başlıyor. Kendi fiyatlandırmasını yaptı. Demek ki bu seviyelerde artık tutunacağını düşünüyorum ben. İşlem hacmi eğer düşseydi, %61 düşseydi, burada %60 düşseydi ben derdim ki tamam arkadaş, bu suni bir artış, değerini bulmadan yapılan bir artış diyebilirdim. Tamam, bunu bir kere bir kenara yazalım. İşte çılza benim güvenme sebebim şu an işlem yerine oturuyor. Tam bir değerini buluyor. Ben burada şu kısma kadar 3 tane küçük küçük kırmızıyla inip buradan bir yeşil atarsa inşallah, ama altı düz bir yeşil olacak arkadaşlar. Şunun gibi altı düz kesmesi lazım. Çubuklu keserse biraz daha bekletir. Ben şu seviyelerde biraz daha tutunacağını düşünüyorum. Dün dediğim gibi bakın kırmızıları attı. Araya yeşili koydu. Bugün de bakın şuradan 12 saat içerisinde muhtemelen buralarda gezinecek. Bakın hala söylüyorum. Buradan yüksek seviyeden almanızı asla önermiyorum. Yani çok risk. Ya kimseye diyemem ben. Buradan gir, işte ya düşmüş, buradan tekrar çıkacak. Kesin bir şey asla söyleyemem. Lütfen doğru düşünelim, doğru karar verelim. Yani alırsınız buradan tekrar, bakın şu kırmızılara kadar inebilir diyorum. Her zaman söylüyorum. Bugün burayı nereye çekmiş bakın. 21-20'ye çekmiş. 21-20 seviyelerine kadar bile indirebilir. Şurayı inerse bakın 23
50 seviyesini bu seviyeyi inerse buralara kadar da bir 12 saat daha devam ederek bu çizgiye kadar inebilir. Hatta bir miktarda altına inebilir. Ondan sonra tekrar çıkış başlatabilir. O yüzden önümüzdeki 24 saati bir gözlemlememiz gerekiyor. Demek ki burada şu an için işlem oturuyor arkadaşlar. Net özetlemek gerekirse işlem hacminin çok düşmesine rağmen fiyatın daha az düşmesi beni cesaretlendiren nokta. Şu bölgeyi söylüyorum. 23.51, 23.50 tam çizemiyorum ama o noktayı inmediği müddetçe, burada ilk 12 saat içerisinde inmediği müddetçe bir yeşil de atarsa, altı düz bir yeşil atarsa peş peşe çıkış yakalayabilir. Ama biraz vakti var gibi arkadaşlar. Yani bu gelebilecek kötü, olumsuz bir haberle birden indirebilir. Bakın şu an grafiğin bana söylediği şey bu. Bana söylediği şey bu. Ama bir tane olumsuz haber gelir. Bir şey oldu der. Bunu direkt aşağıya da çekebilir. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Ama benim beklentim arkadaşlar, kesinlikle bu bir yerden çıkacak, tekrar aynı şuradaki gibi tekrar tık 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 atacak. Ben buna inanıyorum. O yüzden elinizde varsa, ya zarardayım hani 200-500 zarardayım, buradan çıkayım, öbürüne gireyim, öbürü sanki artacak. İşte bugün Raven'de birazcık artış gerçekleşti. Herkes Raven'e kaydı. Yani şimdi onu da söyleyeyim. Bir dakika, bir Raven birkaç kişi sordu. Onun da şeyi çok uygundu bakın. Şuradan yazayım Raven. Bir an şaşırdım nereden gireceğim Raven deyince. Sanki oraya koymuşum gibi hissettim. Şimdi bakayım arkadaşlar Raven'den. Raven'in grafiği arkadaşlar, bakın şurada çok daralma oldu. Ben bu çıkışı bekliyordum ama Raven'e birkaç kere böyle girdim çıktım, artık şey olduğu için vazgeçtim. Bakın şuradaki daralma çok belliydi, bunun bir yere atacağını. Ben burada eğer şu kısımdan bir çıkış gerçekleştirebilirse diye bekliyorum. Yani 3 kırmızı muhtemelen şu kısma kadar indirecek, tamam mı? 17.58, bunda da 3 kırmızı peş peşe gelip 6 düz bir yeşil yaptığı anda, bak burada kesik tüm çizgi yapmış. Ben bunu gördüm, biliyor musun? Dün incelemiştim gece. Ama açıklamak hiç aklıma gelmedi. Şu düz, dümdüz çizgi yaptı mı zaten bu gideri var demektir. Tamam, 2 çubuk, 3 çubuk daha atabilir. Eğer şu iki tarafı düz çubuk yaparsa arkadaşlar. Mesela kırmızıyı iki tarafı düz çubuk yapsın. Yani uçlarındaki şu çıkıntıyı yapmadan düz kırmızı yapsın. Bu sefer 2-3 tane de aşağıya atar demektir arkadaşlar. Benim gözlemlediğim şey hep bu yönde olmuştur. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Ben bunun şu kısma kadar gerileyeceğini düşünüyorum. 17.58. Ondan sonra bir yeşil atarsa arkadaşlar, 3 çubuktan, 3 kırmızıdan sonra 4-5 kısa kısa çubuklar yapmaya başladıktan sonra, o kısa çubuklardan sonra bu tarafa tekrar atabileceğini düşünüyorum. Şu grafiği beni umutlandırıyor. Şuradan kırmış. Bunu normalde aşağıya indirecek olsaydı, şuna yaklaştırsaydı riskti. Buradan kırdığını gözlemliyorum. Muhtemelen bir daha indirip buradan bir daha çıkartırsa, hele yeşile kadar değirip buradan çıkartırsa çok ani hareketler Raven'de bekliyorum, gözlemliyorum arkadaşlar. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah Allah utandırmaz, mahcup olmam. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum inşallah.